Mali Yapı Açıkça Konuşalım'ı sunar. İzleyicilerimiz merhabalar. Kanal 60 İstanbul stüdyolarından her şeyi açıkça konuşmaya siz değerli izleyicilerimize geldik. Kanal 60 televizyonun yaklaşık 9 yıldır kalesi her şeyi ama her şeyi açıkça konuşuyoruz. Tokat'ta başlayan sürüverimiz İstanbul'da şu anda dünyanın izlediği Tokat'ın ve Tokatlı'nın ekranı Kanal 60 televizyonunda devam ediyor. Değerli izleyicilerimiz dün farklı bir operasyon yapıldı yine Kanal 60 televizyonuyla alakalı. Doğu bandından Batı bandına geçtik. Almanya paketi bizi şu anda izliyor. Düne kadar Almanya'daki izleyicilerimiz HD yayından sonra bizleri izlememekten şikayetçiydi. Bizler yine sizden isteklerini gerçekleştirdik. Ve hem Avrupa'da hem Türkiye'de hem de dünyanın yaklaşık 150 ülkesinde Kanal 60 televizyonu siz değerli izleyicilerimizin gururla bu 60 logosu bayrağını dalgalandırmaya devam ediyor. Efendim çok değerli iki tane değerli başkanımız var. Birisi Ankara'dan. Birisi Anadolu yakasından misafirimiz. TOSİAD Genel Başkanı Sayın Dursun Bayram. Sayın Genel Başkan hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Direkt buraya geldiniz, onu biliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle nazik davetinizden dolayı sizi, çalışanlarınızı, Kanal 60 çalışanlarına teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Tuzla Tokatlılar Dernek Başkanı ve Tokat Spor Kulüp Başkan Yardımcısı. Sayın Enver Demirtaş, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum bu nazik davetiniz için. Sizler de uzaktan geldiniz. Evet. Tuzla'dan geliyorsunuz, dediniz 2,5 saatlik yol. Baktığınız zaman Tuzla ile Ankara arası da 2,5 saatlik yol. Siz Ankara'ya gitseydiniz, ben Ankara'da olsaydım, oradaki stüdyoda daha rahat program yapardınız. Daha kısa zamanda yanınıza ulaşmış olurdum, emin olabilirsiniz. Sizlere ve Kanal 60 ekibine teşekkür ediyorum. Eskiden yazılı basınımız vardı. Şimdi görsel basınımız var. Hemşerilerimiz de bizleri artık bir araya getirebiliyorsunuz. Bunun için ekibinize ve size teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize programa başlarken tabii ki Tokat Spor'u biz geçen haftalarda Sayın Enver Demirtaş'la görüştük. Tuzla Tokatlıları konuştuk. Tokat'a gittiğimde valilikten, diğer kurumlardan tabii ki Enver Demirtaş gibi bir Tokatlı olmakta, Tokatlıyı dinlemekten, izlemekten gurur duyduklarını ilettiler. Sizin nazarınızda Enver Bey'e ileteyim ben. Efendim, TOSİAD, Tokatlı Sanayici ve İş Adamları Derneği, İstanbul Ekonomi Zirvesi. İstanbul bunu konuşuyor, Tokatlılar bunu konuşuyor, Türkiye bunu konuşuyor. İstanbul'da ekonomi zirvesi yapıyormuş Tokatlılar diyor. Kimler katılacak, ne olacak, hedefleri ne anlamında Tokat'tan Yeditepe'ye, Yeditepe'den Yedikıta'ya 17 Ocak 2015 tarihinde gerçekleşecek toplantımız tüm iş adamlarına açık, tüm Tokatlılara açık, onu söyleyeyim. Bugün bunu konuşacağız ama bununla alakalı TOSİAD'ın hazırladığı bir tanıtım jingle var. Bunu Kanal 60 televizyonumuzda her saat başı izliyorsunuz. Önce onu izliyoruz, daha sonra TOSİAD Ekonomi Zirvesi ile alakalı, İstanbul Ekonomi Zirvesi ile alakalı sayın başkanlarla sorularımız olacak. Onlardan cevaplarını alacağız. Sizler de başkansanız, federasyon başkanımızsanız, milletvekilimizseniz, olur ya valimizseniz, herhangi bir kurumda yetkiliyseniz bu konuya destek vermek adına arkadaşlar biraz sonra telefon numaramızı iletecekler. Tüm iletişim bilgilerimizde, telefon bağlantılarınızda kafanızdan geçen soruları sorabilirsiniz. Teaserımızdan sonra birlikteyiz. We'll be right back.
Türkiye'de bir ilk. Tokatlıların yaptığı bir ilk. Aslına bakarsanız Tokatlılar ilkleri imza atmaya devam ediyor. Memleketiyle haklı gurur yaşayan Tokatlılar etkinlikleriyle tüm Türkiye'de, tüm dünyada konuşulmaya da devam edecek. Onları söyleyeyim. Evet, ekonomi zirvesi yapılacak. Daha sonra da İstanbul'da Fesane Günleri de yapılacak. Onu da dile getirelim. Artık Tokat kabuğuna sığmıyor. Yaklaşık Türkiye genelinde 1,5 milyonu geçen nüfusuyla Tokatlılar Türkiye'de iz bırakmaya talipler. Nasıl 5000 yıllık bir medeniyetin öncüsü Tokatlılar varsa, bugün Ankara'mız Tokatlılara emanet biliyorsunuz. Ankara valimiz, Muğla valimiz Tokatlı. Bakıldığı zaman Tokatlı yeten bürokratların çok ileri seviyede olduğunu, Türkiye'yi yönetmeye talip olduklarını görüyorsunuz. Ama Tokatlı yetişen sanayiciler, iş adamları o Tokatlı yetişen ürünleri de tüm dünya pazarına sunmak için ellerinden geleni yapıyor. Ama Tokat'ın da dışarısına çıkmış iş adamlarımızın başarı öykülerini siz değerli izleyicilerimize sık sık bir araya getiriyoruz. Belki ekonomi zirvesinin en önemli etkinliği Türkiye'nin değişik yerlerinde başarıyı imza atmış iş adamlarımızı 17 Ocak'ta TOSİAD İstanbul Ekonomi Zirvesi ile buluşturacağız olarak bakıyorum. Sayın Genel Başkan, hayırlı olsun diyeyim, başarılar diliyorum böyle bir etkinliğe imza attığınız için. Biz Ankara'dan sizleri tanıdık. Ankara TOSİAD olarak kuruldunuz. Daha sonra İstanbul şubenizle beraber böyle büyük bir organizasyona imza atıyorsunuz. Başlangıç yapalım. İstanbul Ekonomi Zirvesi nasıl bir şey? Nasıl olacak? Ben sizden aldığım kadarıyla çok kısa sattım ama değerli izleyicilerimize. Çok teşekkür ediyorum Sayın Bey. Biraz önce söylediğim gibi kanalınız aracılığıyla Almanya'da da yayın yapabiliyor musunuz? Başarılar diledik. Evet, Tokatlılar çok başarılı. Dediğiniz gibi Ankara'ya Tokatlılardan bir kişiye emanet edildi. Şu anda Tokatlı bir hemşerimiz Ankara valimiz. Muğla keza öyle. Birçok emniyet müdürü ve yetkili arkadaşlarımız var. Buradan öncelikle aile reisimiz Tokat valimize, belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize, STK başkanlarımıza, Tokatlı iş adamlarımıza selam ve saygılarımı sunuyorum. Kendilerinin 17 Ocak'ta yapılacak Yeditepe'den 7 kıtaya, Tokat'tan 7 tepeye, 7 tepeden 7 kıtaya temalı iş dünyasının ilk defa yaptığı. Yani ekonomi zirvesi ilk defa Tokatlılar yapıyor. Yani bir STK örgüt, sivil toplum örgütü ilk defa bir ekonomi zirvesi yapıyor. Amaç ne? Amaç, evet, Tokatlılar, siz de tespit ediyorsunuz. Bunu herkes görüyor. Biz de görüyoruz. Tokatlılar başarılılar. Büyük şehirlerde başarılılar. Nüfusu biraz az söylediniz ama 1,5 milyon değil, biraz daha fazla. Yaklaşık 1,5 milyon derken evet. TÜİK raporlarını iletelim. Evet, evet. Ama biz 2 milyon olarak söylediğimiz evet. zaman Türkiye'de çok ciddi bir nüfus evet. ve yönetici bir nüfus. Kesinlikle. Sayın Başkanım da Ender Bey de İstanbul'da yaşıyor. Şimdi Ender Bey İstanbul'a geldiğinde Tokat kütüğüyle, kimliğiyle geldi ama Ender Bey'in çocuğu İstanbul doğumlu olarak geçiyor. Yani ama Tokatlı, yani bir dönüş olacak mutlaka. Şimdi buradan yola çıkarsak şöyle bir şey var. En küçük nüfusumuz bizim Eskişehir'de. 20 bin. Bak, bu tespitler yapıldı. Bursa 80 bin civarında. İşte İzmir resmi rakamlar 140 bin. Ankara resmi rakamlar 210 bin civarında. İstanbul 600 bin civarında. Tokat 600 bin civarında nüfus. Dediğimiz gibi 1 milyon 500 bin değil, 2 milyona doğru gidiyor. Şimdi biz tekrar programın temasına dönecek olursak, yani ekonomi zirvesi burada başarılı bir şekilde olup biteceğine inanıyorum. Yani Tokatlılar duyarlı insanlardır. Tokatlı hemşerilerimiz mutlaka bu programa, bu zirve programına destek vereceklerdir. Siz nasıl çaba, emek veriyorsanız, nasıl her defasında bunu döndürüp insanlara anlatıyorsanız bunun olması gerekli olduğunu biz de anlatıyoruz. Asıl amacımız Tokatlı'nın İstanbul'da yaşamış olması değil. Tokatlı'nın İstanbul'da yaşıyor olması, ayrıca Tokat'a da bir şey yapıyor olması. Hüseyin Bey, tabii program içerisinde bunları konuşacağız ama yani Tokat'ta bir sürü tarım arazileri bomboş duruyor. Tokat sürekli göç veriyor. Biz
bu ekonomi zirvesinde Tokat'ın ekonomisini konuşmak için İstanbul'a, yani programın yoğunluğu İstanbul'da, iş adamlarımızın yoğunluğu da. Yani bazı verilere dayanırsak 38 bin esnafımız var İstanbul'da. 38 bin. Şimdi 38 bin nüfusu olan ilçeler var. Ondan daha çok da işte büyük ilçe oluyor bizim bölgelerimizde. 38 bin esnaf ne demek? Devasa bir gücün zirvesi olarak lanse evet, ediyor. Evet, öyle anlatmamız biz lazım. Biz dağınız Tokatlılar olarak birbirimizden haberimiz yok. Kar topu misali bir araya geldiğimizde çığ olabileceğimizi göstermek için bir araç olacak. Kesinlikle. Şimdi ekonomi zirvesi ve ilk olacak. Kesinlikle. Tokatlıların bu konuyla alakalı çok rahat konuştuklarını görüyorum. Çok detaylı bir şekilde konuştuklarını evet. biliyorum. Ve karşıdaki insanlar da acaba Tokatlılar bu işi başaracaklar mı diye de ben medya mensubu olmamdan dolayı da soruyorlar. Detay soracağım ama TOSİAD'ın İstanbul Ekonomi Zirvesi Tokat'tan Yeditepe'ye, Yeditepe'den Yedikıta'ya bu zirvede çok kutsal bir şey var, amaç var Tokat için. Burada karlılık gözetilmiyor. Deniliyor ki burada oluşan 1 liralık kar dahi Tokat Spor'a elbette katkı sağlayacaktır. Evet, şimdi her gelmesinde Ender Bey Tokat Spor'la alakalı bize hediyeler getiriyor. Şimdi ben masama koyacağım. İki tane benim odada Tokat Spor bardağı var. Şöyle burada 3 tane ben var. Ben de bardağımı götüreceğim. Ha, sen de bardağını götür. Artık bakıldığı zaman ümit ediyorum ki Tokat Spor evet ilk maçını pazar günü oynayacak. Bizler başarılar diliyoruz. Normalde Kanal 60 televizyonunda İstanbul Tokat Spor kulüp başkan yardımcısı Ender Demirtaş'ın sponsorluğunda Tokat Spor'un iç saha maçları canlı yayınlanacaktı. Ama hava şartlarının sıkıntılı olmasından dolayı bu hafta paket yayın yapılacak. İlk önce onu söyleyelim. Artık Kanal 60 TV sizin ekranınızda Tokat Spor'umuz bir bütün olarak başlıyor. Ve Tokat Spor'a ümit ediyorum ki PTT birincilik yolunda en fazla desteği bizler vereceğiz. Ve onların o haklı gururunu sizlerle izleyicilerimize o gol seslerini duyuracağız diyorum. Evet Ender Bey, sizleri biz İstanbul'a geldikten sonra tanıdık. Ben iyi ki tanıdım dediğim kişilerden birisiniz. Geçen programda da söyledim. Belki iyi tanıdığım insan çok ama çok çok iyi tanıdığım insanlar arasında bir Tokat sevdalısı olarak, Tokat'a bir şeyler katma adına çalışan olarak bir Ender Demirtaş'ı çok fazlasıyla gördüm. Şimdi İstanbul Ekonomi Zirvesi, Ankara, TOSİAD olarak genel merkez olarak burada şube internetinin üzerinde ben şunu yazmıştım ilk önce. Ya niye TOSİAD ekonomi zirvesi? Niye Tokat TOSİAD ekonomi zirvesi değil diye de eleştirimi sunmuştum. Ama sizin oraya gördüğümüzde ya biz bu işe bir Tokatlı iş adamlarının bir araya gelmesi ama en önemlisi ben burada Tokat Spor Kulüp Başkan Yardımcısıyım İstanbul'da. Böyle bir etkinlikte 1 lira dahi eğer Tokat Spor'a bir katkı sağlayacaksak, bu değer üreteceksek biz her şeyimizde oluruz düşüncenizi gördükten sonra eyvallah dedim. Evet sadece bir ekonomi zirvesi değil, Tokat Spor'a da bir katkı zirvesi olacağından dolayı biz biraz daha bu işe sarıldık. Çünkü o sizden o heyecanı gördük. İlk önce ekonomi zirvesinin neresindesiniz? Tokat Spor ekonomi zirvesine nasıl bakıyor? Sonuçları itibariyle de daha sonra soracağım ki Tokat Spor bu ekonomi zirvesinden ne alacak? Evet. En önemlisi benim için bu. Ama nerede şu anda Tokat Spor İstanbul ekonomi zirvesinde? Aslında şöyle söyleyeyim. Tokat Spor ne alacak dediğimiz zaman Tokat Spor ne alacak dememek lazım. Tokat bundan ne kazanacak dememiz lazım. Bunun öncesine geldiğimizde de sonuçta bu zirve programını TOSİAD düzenliyor. Ankara Genel Merkezi Sayın Dursun Bey'in başkanlığını yaptığı, İstanbul'da TOSİAD İstanbul Şubesi bulunan Baki Toraman Beyefendinin başkanlığını yaptığı bir yapı bu. Bu yapının İstanbul ayağındaki Sayın Baki Toraman ilk tanışmamız bu yapı harekete geçti. Bu yapı harekete geçtikten sonra Tokatlı İstanbul'da sevilen, sayılan, insanların dikkatini çeken kim varsa, dürüst, namuslu, edepli, Tokat'a yakışır kimler varsa ve bunların içinden iş adamları kimlerse bu yapı içinde toplama hedefiyle
yola çıkmış bir hemşerimiz. Biz şimdi TOSİAD'a nasıl baktık? İlk başta Enler Demirtaş olarak izah edeyim size. TOSİAD dediğimizde bir, içinde Tokat var. Tokatlı iş adamları diyoruz. İki, Tokatlılar var. Üç, zirve programına geldiğimizde artık Tokat Spor var, milli değerimiz. Şimdi bu üç çember içinde baktığımızda biz her zaman dediğimiz gibi, biz Tokatlılar olarak çocuklarımızı çok seviyoruz. Nasıl? Kanal 60 ilk kurulduğu zaman ilk desteği biz verdiysek, yine üstümüze yakışanı yapalım dedik, bize yakışanı yapalım dedik. Dedik ki bizim içinde olduğumuz Tokat Spor'un İstanbul ayağındaki yöneticilerimizle birlikte, madem yeni bir çocuk var, Tokat'ın çocuğu, bunu sahipsiz bırakmayalım. Bize geldiyse bunu boş çevirmemek lazım, içinde olmak lazım, destek olmak lazım, buna köstek olmamak lazım diye düşündük. Doğru yola götürmeye çalıştık. Nitekim kısa bir zaman sonra TOSİAD İstanbul Şube Başkanımız Baki Bey projelerinden bahsetti. Bu projelerin içinde Tokat'a da katkı sağlayacak. Dediğimiz gibi Tokat'tan Yeditepe'ye, Yeditepe'den Yedi Kıta'ya dediğimiz ekonomi zirve programı ve ilki. Biz de bize yakışanı yaptık, taşın altına elimizi soktuk. Ama maalesef siz sormadan ben söyleyeyim. Bu taşın altına elimizi soktuk ama Tokatlılara yakışır bir şekilde davranmaya çalıştık. İstanbul'da bu zirve programı yapılıyor. Birçok belki iş adamı derneğinin, birçok sivil toplum kuruluşunun yapmak isteyip de yapamadığı projelere hayata geçirmek için yapılan bir proje. Ama Tokatlı hemşerilerimizden belki gençliğimin verdiği heyecandır, daha fazla destek beklerdim. Biraz bunu eksik gördüğümü ifade etmek isterim. Biraz konuşalım biraz sonra. Şimdi Sayın Başkan burada, Dursun Bey. TOSİAD Ankara merkezli bir TOSİAD, Tokatlı Sanayi ve İş Adamları Derneği. Kanal 60 Televizyonu olarak, Hüseyin Kömür olarak da ben Ankara üyesiyim. TOSİAD'ı yakından bilen birisiyim. Ender Bey'in evet heyecanı çok farklı. Tokat Spor'la, Tokat'la alakalı heyecanı çok farklı. Hem eğitimle, hem ekonomiyle, hem medya ile alakalı Tokatlılarla iç içe birisi. Sonuç itibariyle de diyor ki benim bu heyecanım var. Ben 100 heyecanım varsa kardeşim, vurduğum zaman 100 ses çıkartıyorsam siz en azından bir tane yankı verin. Evet. Mahiyetinde olduğunu biliyorum. Bunu ben de Kanal 60 Televizyonu yönetimi olarak sık sık dile getiriyorum. Hey Tokatlılar diyorum, neredesiniz diyorum. Kimseden ses çıkmıyor. Çıkanlar genel olarak sizin gibi heyecanı olan, Tokat sevdası olan, Tokat'a katma değer üreten insanlar. Bizde özellikle bürokrasi, memleketi yönetenler toplantıdan toplantıya gitmekten Tokat'ın heyecanıyla alakalı birleşmeye fazlasıyla zaman bulamıyorlar. Onu söyleyeyim, ben Tokat'ta 21 yıllık medya geçmiş olan birisi olduğumdan dolayı biz sadece toplanırız. Tokat'ın nesi meşhur derken ben buraya gelirken en fazla toplantıları meşhur diye düşünüyordum. Bu toplantı ekonomi zirvesi zannedersem toplantı olarak algıladıkları için toplantıdan bıkmış olabilirler. Bunu soracağım size ama. Ben şöyle söylemek istiyorum, ifade etmek istiyorum. Ben Mevlana'nın bir sözünü çok severim. Diyor ki çiçekler gök gürültüsüyle değil yağmur damlasıyla büyür. Yani bir şeylere kızıp bırakmak, bağırmak, çağırmak değil, yavaş yavaş anlatmak. Parça parça anlatmak, anlayabildiği dilde anlatmak önemli. Ben bıkmamaya çalışacağım, pes etmemeye çalışacağım. Tokatlıların gurbetteki serüvenini başarıyla sonlanması için, başarıyla devam etmesi için bir Tokatlı olarak üzerime düşeni bıkmadan, usanmadan yapmaya çalışacağım. Tokatlılar bir haklı gururu TOSİAD İstanbul Ekonomi Zirvesi ile kendileri yaşamaları lazım. Sayın Başkan, İlk önce iki tane TOSİAD oldu. Onu gireyim ben. Bir Ankara TOSİAD var. Siz İstanbul TOSİAD şubesini açtığınız zaman artı olarak da bizim burada, benim yine üye olduğum buraya geldiğimde, çünkü biz Ankara'daydık, Ankara'dan buraya geldik. Sayın Mustafa Acar'ın genel başkanlığını yaptığı ikinci bir TOSİAD'ımız var. Sayın Ender Bey'e diğer programda sorduğumda biz biriz,
ayrı ayrı değiliz olarak güzel bir cevap verdi. O TÖSİAD'da biziz, bu TÖSİAD'da biziz. İki TÖSİAD böyle bir ekonomi zirvesini düzenlemedi. Bu soruyu özellikle soruyorum. Sayın Ender Bey'e diğer programda sormuştum. Niye düzenlemediniz? Yani iki tane TÖSİAD gözüküyor. Her ne kadar bir TÖSİAD olsa da. Sayın Mustafa Acar'la o zaman görüştüğümde ocağın ilk haftasında bir araya gelelim. Neden beraber olmayalım mı sorusunu Sayın Dursun Bayran Genel Başkan'la çözelim demişti biliyorsunuz telefonla görüştüğümde. Bu sorunuza azıcık böyle uzun bir cevap vermek istiyorum. Değerli kardeşim. Bir defa ülkemiz 2015 yılında biliyorsunuz G20 zirvesi ne ev sahipliği yapıyor. Ülkemiz yine 2015 yılında siyasi bir süreçten geçecek. Ender Bey bir önceki programda çok güzel söylemiş. O TÖSİAD'da biziz, bu TÖSİAD'da biziz. Fark etmez ki Tokatlılar burada başında T harfi varsa, içinde Tokat varsa. Ender kardeşime teşekkür ediyorum. Ben programı izledim. O programı da izledim. Şeyden izledim yalnız. Canlı yetişemedim. Başka bir program vardı. Başka bir yerdeydim. Çok güzel söylemiş. Yani Tokatlı şimdi burada atıyorum Pelitli Köyü Derneği'nin başkanı Tokatlı değil mi? Pelitli Köyü Derneği Tokat Derneği değil mi? Tokat'a bağlı bir STK değil mi? O da Tokatlı. Ben arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Bizim burada hiç kimseyle bir yarış içerisinde değiliz. Biz sadece Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi Tokatların el birliğini, bizim de işte sloganımız olan işte dil birliğini, el birliğini ve Tokat'ın birliği için ne yapmamız gerekiyorsa biz onu yapmalıyız diye düşünüyorum. Dediğiniz doğru. Benim yanımda da görüştünüz siz Hüseyin Bey'le. TÖSİAD neden buraya geldi diye. Biz İstanbul Valiliğine müracaat ettiğimizde, bunu konuşmak istemiyorum ama bir daha buradan söylemiş olalım ama bunu son kez söyleyelim. Ben diğer arkadaşlarıma da, o arkadaşlarım bana ne buyuruyorlarsa, Ankara'da ne yapmam gerekiyorsa, koşarak İstanbul'a gel, Tokat için diyorlarsa, ben o arkadaşlarımın sözüne itibar ederek koşarak buraya kadar da gelirim. Sağ olsunlar, onlar da bize bir şey dedikleri yok. Yani onlar da bir sivil toplum örgütü kurulmuş, devam ediyor. 2002'de kurulmuş. Ancak ben başka bir programda söylemiştim. Tekrar söylüyorum, canlı yayında söylüyorum. Hatta isim de vereceğim, mahsur yoksa sizin için. Ben TÖSİAD'ın ilk kuruluşunda birinci olağan genel kurulunu yaparken siyasileri de davet etmiştim Ankara'da. Hüseyin Gülsün Bey de gelmişti o şeyimize, genel kurulumuza. Hüseyin Gülsün Bey bize şöyle bir şeyde bulundu. Dedi ki çocuklar, arkadaşlar size başarılar diliyorum. Biz İstanbul'da daha önce bunu açtık 2002'de, kurduk böyle bir dernek. Son genel kurulunda arkadaşımız çoğunluk bile sağlayamadı. Yani Tokatlar biraz duyarsız gibi dedi. Ben Hüseyin Bey gülerek gülümseyerek dedim ki sayın vekilim destek olursanız biz hep birleşiriz, hiç fark etmez. Burada siyaset yapmıyoruz. Burada bir ticari bir şey yapmıyoruz. Burada Tokatların birliği için buradayız demiştim. Sağ olsun Hüseyin Bey de bize o gün bugün hep destek vermiştir. Yani o hakkı da buradan vermiş olalım. Şimdi buradaki TÖSİAD, Ankara'daki TÖSİAD, Tokat'taki TÖSİAD, bunlar TÖSİAD'ın açılımı Tokatlı Sanayici ve İş Adamları Derneği. Öyleyse hepsi bizim. Tekrar başkanıma teşekkür ediyorum. O TÖSİAD da bizim, bu TÖSİAD da bizim. Peki başkanım, şimdi konulara gelelim. Tokat'tan Yeditepe'ye ilk defa yapılıyor. Evet. Daha doğrusu Tokat'ın ilk defa değil, Türkiye'de ilk defa, İstanbul'da yapılan. Evet. İsmi Tokat, TÖSİAD ama İstanbul'da yapılıyor. Tokat'tan Yeditepe'ye, Yeditepe'den Yedikıta'ya. Evet. Biraz içeriği açalım. İş adamlarımız katılacak, bürokratlarımız katılacak, konuşmacılarımız katılacak. Bakıldığı zaman iyi bir de örnek olacak. Tokatlılar neden bir araya gelmiyorun cevabını ben sık sık söylüyorum. Bir araya geliyoruz ama farklı farklı gruplar dahilinde geliyoruz. Kimimiz ekonomi diyoruz geliyoruz, kimi dernek diyor geliyoruz, kimi siyaset diye geliyoruz. Kim yakınsa, yani insan sevdiğinin yanında mutlu olur veyahut da sevdiğinin yanına gider misali. Bizler genel olarak siyasi oluşumların yanında çok fazla yer alıyoruz Tokatlılar olarak. Ülkeyi yönetmeye talibiz dedik. Şimdiden başladık bakıldığı takdirde. Kardeşim bu ülkenin bir tane
başbakan muhakkak Tokatlı olacak, cumhurbaşkanı olacak. Bunu artık Tokatlılar evet. istiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ya da Sayın Başbakanımız, hop Tokatlılar bizim yerimize talipsiniz diye bizi dövmezler zannedersem ya. Gelecekte. Şimdi ekonomi zirvesiyle beraber içerik çok önemli. Tokatlıları bir araya getireceğiz. Ne konuşacağız? Orada ne yapacağız başkanım? Şimdi şöyle başlayalım. Tokat'ın ismi, Tokat topraklarında bir farklılık var. Yani Tokatlı çok zeki düşünür ve hızlı düşünür. Evliya Çelebi de Tokat ismini koyarken, işte Tokat ismini bir dönemden sonra Evliya Çelebi'nin verdiği söylenir. O ismi koyarken ovalarıyla arpası bol olan bir bölge, atların çabuk doyduğunu tespit etmiş ve Tokat demiş. Yani hızlı düşünür. Yani bölgenin huyunda suyunda var herhalde. Biz de bunu ilk defa biz yapalım diye biz de hızlı düşündük. Evet, burada birinci amaç bir defa Tokatların birlikteliğini sağlamak. Birinci amaç bu. Tokatların birbirlerini tanımaları. Birinci amaç bu. Ben de Ender Bey'i bu zirve programından sonra tanıdım. Çok mutluyum arkadaşlarımla. Birçok arkadaşımı tanıdım. Sizin tanıdığınız gibi. Yani bu zirve programını İstanbul Şube Başkanım sağ olsun bu projeyi ürettiğinde, bana anlattığında elbette dedik, bir bakalım dedik, bir düşünelim dedik. Ve birçok arkadaşımızla tanıştık. Birinci amacımız Tokatların birlikteliği sağlayarak birbirlerini tanıması. İkinci amacımız Tokat başında söylediğimiz gibi göç veriyor. Yani bunu bir türlü çözemiyoruz. Yani neden? Şimdi bakın Ankara'da göç veriyor. Ama verdiği göçün iki katını da alıyor. Eskişehir'de göç veriyor. Verdiği göçün iki katını alıyor. Tokat'ta bir gariplik var. Şimdi Tokat'ta tarım arazilerimiz çok verimli bizim Tokat'ımız. Tokat'ta bir almus barajımız var. Yani dünya harikası bir yer. Her türlü spor tesislerinin, işte Sayın Başkan'a biraz sonra eğer şey yaparsanız, izin verirseniz bunları anlatacaktır. Biz de anlatacağız. Anlatıyoruz da zaten. Şimdi Niksar Ovası, Hüseyin Bey, biz yurt dışı gezilerimizde gördük. Makedonya'da bire 9-8 veren. Başkan telefon diyor çocuklar. Kim olduğunu önce alalım. Sonra Tokat'la alakalı bu dipnotunuzla evet. devam edelim. Evet. Hoş geldiniz. Alo. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar Hüseyin Bey. Oradaki bütün katılımcılara da teşekkür ediyorum. Ender abi olsun, Dursun Bayram Bey olsun. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. İlk öncelikle ben kendimi tanıtayım. 15'ler taraftarı grubu türbün lideriyim. İstanbul'da bulunan. Benim birkaç sorum Dursun Bayram Bey ve Ender Demirtaş Bey olacak. Mustafa İlk Bey, öncelikle Mustafa Bey, Dursun önce Bayram hayırlı, Bey hayırlı olsun biz sizi gıyabınızda 11 yılı Mustafa Bey gıyabınızda 15'ler taraftar grubu olarak Tokat'tan biliyorsunuz bayağı meşhursunuz. Burada Tokat Spor'u yalnız bırakmıyorsunuz İstanbul'da. Oraya gittiğinizde gümbür Tokat'la alakalı, Tokat Spor'la alakalı Tokat'ın sesini burada temsil ediyorsunuz. Önce size ve taraftarlarınızı kutluyorum. Onu dile getireyim. İlk defa telefonla görüştüğümüz için yüz yüze gelsek de sizi kucaklayacaktım. Sorunuzu alalım. Sayın Ender Bey ve Sayın Genel Başkan burada. Öncelikle iyi dilekleriniz için ben teşekkür ederim. Tabii ki de Tokat Spor'umuzun adının geçtiği her yerde olmak bizim boynumuzun borcu. Her Tokatlı'nın boynunun borcu olması düşünüyorum tabii ki de. Teşekkür ederim. Her şehrimizin milliyetçisiysek tabii ki. Öncelikle ilk sorum Dursun Bayram Bey'e. Bu TOSEAD adı altında kurulan bu derneğin 2011 yıllarına verilerine göre en çok göç veren il Tokat'ımız birinci sırada. Öyle değil mi Sayın Başkanım? Yoksa yanlış mı biliyorum? En çok göç veren ilimiz Tokat birinci sırada. Evet. Ve buna istinaden Tokat'a baktığımız zaman Dinet fabrikası dışında gözlemlediğimiz bir tane fabrika anlamı adı altında hiçbir şekilde kurulmuş yapılmamıştır Tokat'ımızda. Bu birinci olarak en çok göç veren sebeplerden biri değil midir? Ayrıca siz iş adamları ve yatırımcılar olarak veya da sanayi ve iş adamları derneği olarak bir kuruluşun başındasınız. Teşvik olarak iş adamlarımızı İstanbul veya da Marmara bölgesine ağırlık vermeyerek neden Tokat'ımıza
ağırlığınızı vermiyorsunuz bu konuda? Veya var da teşviklerimiz, biz mi bilgilenmiyoruz? Diğer bir sorum da son olarak gene Dursun Bayram Bey'e. Şehrin ileri gelmişleri, bürokratları veya da diplomatlar her neyse sizin gibi iş adamları bir toplantı vesaire bir şey olduğunda ne bileyim fesane günleri biz hep geride kalmış bir insan. Oysa ki İstanbul'da 1 milyona yakın nüfusumuz var. Biz hiçbir zaman kendimizi geliştiremeyecek miyiz? Hep böyle yani olduğumuz yerde sabit mi kalacağız? Hem sanayi anlamında diğer toplantılar manasında bir toplantı oluyor. Sürekli yani biz bu taraftar grubu olarak sadece takımımızın peşinde koşmak isterken bir yandan da tokadımızın insanı kazansın diye ekonomi bazında elimizden gereken her şeyi yapmak için Kartal maçında en son Kartal sporlarımızın maçta bir pankart asmıştık. Ekonomi zirvesinde buluşalım diye. Buradan tabii Hüseyin Bey sizin de aracılığınızla Sayın Valime, Sayın Belediye Başkanıma seslenmek istiyorum. Ve diğer iş adamlarına seslenmek istiyorum. Başka tokat yok. Unutmasın kimse. Biz gerçekten 1915'te cephede savaşan neslin bir torunlarıyız. Bu nesille de gurur duymamız lazım. Sayın Valimizi, Belediye Başkanımızı bu ekonomi zirvesinde görmek istiyoruz. Ve fesane günlerinde keza görmek istiyoruz. Sadece İstanbul'a yani bize varlıklarını hissettirsinler istiyoruz açıkçası Hüseyin Bey. Bir manada yani şöyle diğer illere baktığımız zaman Tokat evet çok güzide bildiğimiz ama dediğim gibi bunu hep birlikte yaparsak valisi, belediye başkanı, iş adamları hepimiz birlikte olursak bu isim bir yerlere gelecek. Aksi takdirde konuşmayla veyahut da toplantılarla canlı yayınlara çıkmayla bir şeylerin değişeceğini hiç zannetmiyorum. Artık sizce de elimizi taşımızın altına koymamız gerektiğini düşünüyor musunuz? Mustafa Bey çok çok teşekkür ediyorum katılımınız için. İyi akşamlar diliyorum size, taraftar grubunuza ve Tokatspor'a başarılar diliyoruz Kanlatmış Radyosu olarak. Teşekkürler, sağ olun. İyi akşamlar. Dursun Bey, evet. Sorular bizeydi. Sorular sanaydı, onu söyleyeyim. Şimdi... Ama en can alıcı soru, dokunulmak isteniyor Tokatlılar. Yani valisiyle, belediye başkanıyla, TOSİAD başkanıyla, Tokatspor'uyla. Biz buradayız, siz neresiniz diye Tokatlılar bağırıyor. Ben de Sayın Başkan'a 15'ler derneği veya taraftarı olarak onlara başkanlık İstanbul yapan... İstanbul 15'ler evet, ama onu söyleyeyim. Mustafa Başkan'a çok teşekkür ediyorum bu duyarlılığından dolayı. Şimdi çok güzel bir şeye temas etti. Son vurguladığınız şey. Evet, dokunulmak istiyorum. Yani Tokatlılar bir yerde işte valisiyle, belediye başkanıyla, milletvekilleriyle, seçilmiş işte evet iş adamlarıyla mutlaka bir arada bu sorunu tartışması gerekiyor. Biz de bunu söylüyoruz. Tam bu noktada konuşuyorduk. Sağ olsun Mustafa Bey aradılar. Şimdi öncelikle Mustafa Bey'in sorularına şöyle kısaca bir cevap verecek olursak, teşvik yok mu diyor. Teşvik var. TOSİAD bünyesinde de çalışan bir ekip var. Tokat'ta nelere teşvik alınıyor? Tokat'ta hangi projeler teşvikten yararlanıyor? Bize müracaat etsinler. Bizim telefonlarımız hem burada dönüyor hem bütün arkadaşlarımız da var. Öyle bir çalışan ekibimiz de var. Tokat'ta BES'i yapacaksa insanlar, onlara öyle bir proje sunuyoruz biz TOSİAD olarak. Tokat'ta sanayi yapacaklarsa, inşaat yapacaklarsa, Tokat'ta fabrika kuracaklarsa neler yapılacağını anlatıyoruz. Ancak kolay olmadığını da kendilerine söylüyoruz. Çünkü şikayet anlamında sakın yanlış anlaşılmasın. Küçük yerlerde bürokrasiyi aşmak biraz zor oluyor. Tokat'ın 7 yılda bir ruhsat alabildim. Siz orada su fabrikası açtınız evet, Tokat'ınız. Evet, şimdi reklam olmasın diye. Yok ismi olunmasın evet, ama evet. Burnunuzdan getirdiler zannedersem başkan ruhsat yani alıncaya siz, kadar. En iyi siz biliyorsunuz. Siz TOSİAD'ın üyesisiniz hem ben sizi televizyonda da gazetede de biliyorum, tanıyorum. Siz de beni tanıyorsunuz. En iyi de siz biliyorsunuz neler olduğunu. Sadece benimle ilgili değil. Ben şöyle bir şeyi sizinle paylaşmak istiyorum değerli arkadaşım.
Organize sanayi, Tokat Organize Sanayi'nin başkanlığını valimiz yapıyor. Yani bu organize sanayi kurulalı da epey bir zaman geçti. Şimdi yatırımcı isteniyor bizden. Biz yatırımcıyı götürüyoruz oraya. Mesela benim genel başkan yardımcılarımdan bir tanesi 4 milyon euroluk bir yatırım yaptı Tokat'a. Ciddi bir yatırım. Burada Ender Başkanım, bilginiz var mı bilmiyorum, plastik üretme öyle bir fabrika kurdular. Yani 150 kişiye yakında bir istihdam sağlanacak. Ancak kurduğu fabrikanın hafriyatlarını almak için o fabrikanın inşaatı kadar masraf etti. Bakın arkadaşlar. Şimdi ben oradaki arkadaşlara değil, bunu bu sivil toplum örgütlerinin proje üreterek valiliğe götürmelerini talep ediyorum. Onlardan bu isteklerini mutlaka karşılayacaklardır. Ben başında derken ailenin reisidir bizim, yani bizim bütün illerin valileri o ilin ailesinin reisi olarak kabul ediliyor. Şimdi vali bey benim kötü olmamı ister mi bir büyüğümüz olarak, aile büyüğü olarak? İstemez. Dolayısıyla biz proje üretirsek, böyle yapılsın dersek vali bey de buna katkı sunacaktır. Diğer bürokratlarımız da katkı sunacaktır. Belediyelerimiz de katkı sunacaktır diye düşünüyorum. Tokat'la alakalı Sayın Mustafa Bey'in şu sözüne katılıyorum. Evet, Tokat'ımız göç veren iller arasında 2011 sonu itibariyle evet şampiyondu. Özellikle İstanbul'a 75 bin biz dahil olmak kaydı. O zaman bizi katmamışlardı. 75 bin 5. Hasan var, Mustafa var, ben varım, Kürşat var. Biz Tokat'tan geldik biliyorsunuz nüfus olarak. Bizden sonra da gelmeye devam ediliyor. Ama şükürler olsun diyoruz. Şu anda Tokat'ta hareketlilik adına, bir şeyler yapma adına bir direnç olduğunu ben iyi biliyorum. Çünkü isyanlar, itirazlar çok fazla. Ve Tokat'taki bürokrasi Tokat'ı değiştirmiyor, geliştirmiyor. Tutmuş altından, kardeşim rahatımı bozmayın, dosya getirmeyin, eleştirmeyin, yorum yapmayın. Kısacası biz makamda rahatız, çaylar gelsin, çorbalar gitsin, sohbetler yapılsın, toplantılar yapılsın. Yok, ben katılmıyorum. Ziyaretler yapılsın, aman dursun bayram 7 yılda. Bu ruhsatı almasın, hatta 10 yılda alsa bile mesele değil. Yaşanılan sıkıntıları biz birebir anlamda biliyoruz. Tabii ki onur olacağız ama Tokat'taki bürokrasi, üzülerek söylüyorum, yıllardır Tokat'ın önünü kesiyor. Buradaki bu konumuz bu değil. Olumlu şeyleri konuşmak istiyorum. Ekonomi evet. Zirvesi çünkü. Neden ekonomi zirvesi yapıldığını söylüyoruz? Şikayetler var. Birbirimizi tanımıyoruz, birbirlerimizi isyan ediyoruz. Kardeşim. Ender Demirtaş biraz sonra söyleyecek. Diyor ki Ender Bey, ben kentsel dönüşüm projesi yaptım. Tokatlı belediyeler gelir benden bunu isterse ben kentsel dönüşüm projesini örnek veriyorum ücretsiz yapacağım. Kimi uygulatırsanız uygulatın. Ender Demirtaş bunu sunmadığı zaman sevgili başkanım ya da söylemediği zaman ekran belki kanlatmış televizyonu burada bir network sistemi kuracak. TOSİAD'ı diğer TOSİAD'la, buradaki TOSİAD'ı Tokat Organize Sanayi ile H15'ler grubunu Tokat'taki bizim Tokat Spor taraftarıyla, eyvallah, Almanya'daki taraftarla bakıldığı zaman Bursa'daki firmalarımızla buluşturacak. Belki düne kadar olmayan ulusal kanalı, düne kadar olmayan TOSİAD'ın zayıflıklarını kanlatmış televizyonda ortaya çıkaracak. Onu söyleyeyim. Sayın Başkan, her ne kadar sorular Sayın Başkan'a gelse de grup sizinle alakalıydı. Birebir sizin taraftarlarınız. Evet. Evet, bir protokol yaptınız sizler. Buradan girelim ve Sayın Başkan'ın itirazlarına da değinin çünkü. Ben aslında şöyle söyleyeyim. 15'liler taraftar grubu, 60 gençlik taraftar grubu gibi bizim için her zaman özel bir taraftar grubu. Sadece İstanbul'da değil bu. Geçen gün Ukrayna'dan bir iş adamı Tokat'la hemşerimiz geldi ziyaretimize. 15'liler taraftar grubu içinden. Hatta bir maçta tek başına taraftar olarak basına da yansımıştı bu arkadaşımız. Yani 15'liler taraftar grubu aslında gurbetteki Tokatlıların oluşturduğu, gönül verdiği bir taraftar grubu. Ben Mustafa kardeşimle bağlandığı için kendisine teşekkür etmek istiyorum. Bu vesileyle de 15'liler taraftar grubunun bazı projeleri vardı. Bunu da İstanbul sorumlusu, gurbetteki, daha doğrusu dış ilişkiler sorumlusu olarak kulübün bana ilettiler. Yaklaşık 2000 tane, 2500 tane aktif olarak mesajlaştığı insanlar var bu grubun. Şimdi bakıldığı zaman bu grubun belli ihtiyaçları var veya bizim bazen elimizin uzanmadığı Tokatlıları bu arkadaşlarımız bulup bize getirebiliyor.
Mustafa kardeşimiz geldi, dedi ki sevgili başkanım dedi, biz dedi bir giysi yardımı yapmak istiyoruz dedi. Biliyorsunuz dedi, Tokatlı emekçidir, Tokatlı işçidir, Tokatlı gurbetçidir, gurbette kalmıştır. Maddi durumu da gelir seviyesi de düşük olan hemşerilerimiz var. Bunlara bir şeyler yapmak istiyoruz dedi ve bize bir proje sundu. Biz de elimizden ne geliyorsa yapacağımızı söz verdik. Proje şu, bizim giyebileceğimiz fakat üzerimize olmayan giyilebilecek kıyafetlerin toplanıp bir kuru temizleme firmasıyla anlaşılıp 15'ler taraftar grubu da bir araya gelecek. Bunları yıkandıktan sonra, temizlendikten sonra bedenine göre, işte bayan ve erkek modellerine göre ayıracak ve Türkiye'nin her yerinde nerede bir Tokatlı ihtiyaç sahibi varsa bunlara kargo yoluyla içinde de Tokatlılardan bir mektup olacak şekilde ulaştıracak. Bu projeye destek verdik. Yakın zamanda da inşallah bu projeyi hayata geçirecekler. Ben onun için de bu gruba ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Şimdi yalnız böyle konuşurken şu soru aklıma geldi size. Bu ekonomi zirvesiyle alakalı siz TOSİAD'la anlaşma yaptınız. Evet. 1. ayın 16-2013 tarihine kadar Tokatspor Kulübü yönetimine teslim edilecek. Bu ne teslim edilecek? Şimdi onu da şöyle izah edeyim isterseniz. Şimdi bu program biliyorsunuz bir yanından da Tokatspor'a katkı için. Ama Tokatspor'a katkı için dediğimizde aslında yetersiz oluyor bu. Nasıl yetersiz oluyor? Vaki Bey'le bizim ilk görüşmemizde Vaki Bey dedi ki, Sayın Başkan dedi, biz bir ekonomi zirve programı yapmak istiyoruz. Bunun Tokat'a da bir katkısı olması lazım. Nasıl olması lazım? Biz buradan elde edilecek gelirin masraflar çıkıldıktan sonra kalan kısmını Tokat Spor'a bağışlamak istiyoruz. Niye bağışlamak istiyoruz? Biliyorsunuz Tokat turizm açısından geride kalmış bir ilimiz. Şimdi kulübümüz 2. ligden 1. lige geçtiği takdirde taraftar sayısı artacak. Gelen giden sirkülasyon artacak. Orada oteller yapılmaya başlanacak. Esnafın yüzü gülecek. Bir ton taraftar oraya akın edecek. Haftada en az 15 bin 20 bin dışarıdan insan gelecek. Şimdi bu projeyi hangi iş adamı, hangi iş adamı dernek başkanı veya hangi Tokatlı sunarsa sunsun benim görevim bu projeye katkı sağlamaktı. Biz bu sebepten dolayı bu projenin içinde yer aldık. Ama protokol kısmına geldiğimizde biliyorsunuz bir yola çıkıldığı zaman destekten fazla maalesef köstek olunuyor. Birçok dedikodu ortaya çıkıyor. Bu dedikoduları ortadan kaldırmak amacıyla biz dedik ki insanların aklında şaibe kalmasın. TOSİAD İstanbul Şubesi'nin düzenleyeceği bu programdan kalan gelirin Tokatspor'a kalacağıyla ilgili İstanbul TOSİAD Şube Başkanı'yla protokol imzaladı Tokatspor. Bunda da protokolün içeriğinde de şunu söylüyor. 17'sinde olacak bir program bu. Ocağın 17'sinde. 16'sında sponsor listesi ve yapılacak organizasyonla ilgili detaylı bilgi Tokatspor'a gitmek zorunda diyelim. Program bittikten 5 gün sonra, yani tüm masraflar çıktıktan sonra en geç 5 gün sonra kalan miktarın Tokatspor'a gitmek durumunda. Şimdi bu protokol ile insanların aklındaki soru işaretlerine bir nebze de olsa çözüm olduğunu düşünüyorum. En azından bu sorulara bir cevap olduğunu düşünüyorum. Çünkü bakın biz bu yola çıktığımız zaman ben hiçbir grubun içine veya hiçbir iş adamı derneğinin, sivil toplum derneğinin hiçbir yapının içine girerken bu hangi partiliydi, bu hangi mezheptendi demedim. Diyeni de her zaman kınıyorum. Çünkü Tokatlıysa benim için yeterli olan odur. Ama insanlarımıza bu programı anlatırken gittiğimizde ya düzenliyor da hangi partili? Hangi mezhepten? Ya Hüseyin Bey, basın yayın grubundasınız. Kaç yıllık bir serüveniniz var. Allah aşkına vicdanınıza sesleniyorum. Yine hemşerilerimizin de vicdanına sesleniyorum. Bizi bugüne kadar en fazla ayıran mezhepler ve partiler değil miydi? Halen daha bununla niye ayrılık yaşıyoruz?
Ya bir şeye de girerken deyin ki kardeşim bir Tokatlı var, gidiyorum. Adam Ukrayna'dan geliyor, Tokatspor'un maçına tek başına da olsa giderim diyor, gidiyor. Biz şurada burnumuzun dibinde bir program var. Buna gitmekten aciz kalıyoruz ne hikmetse. Şöyle yapacak mıyız? Programa gelenlere Tokatspor Kulübü bardağı hediye edecek misiniz? Ben her zaman söylüyorum. Yani Tokatlı olması benim için yeterlidir. Programa gelecek her iş adamımıza davetiyelerimiz var. Yine reklamımız dönüyor programla ilgili. Ben sonuçta İstanbul Tokatspor yöneticisiyim. Daha doğrusu Tokat dışındaki tüm illerin yöneticisiyim. Ben şunu yaparım. Programa gelecek iş adamlarımız ismini versin. Numaramız dönüyor. İsmini versin. Tokatsporlu olan bardağı isim yazılı şekliyle hediye edeceğim kendisine. Eyvallah, özel eyvallah. Ömür boyu inşallah içtikçe Tokatspor'u hatırlar. İçtikçe Tokatlıları hatırlar. Peki. Bir şey. Bunu girdik, yok reklama girmeyeceğiz başkanım. Bizden sonra hemen program var. Değerli izleyicilerimiz, Kanlatmış Televizyonu'nun bugün sizlere hediyesi olacak bu. Çünkü başkanın böyle bir düşüncesi olduğunu zannetmiyordum, onu söyleyeyim. Başkanımız diktettik şimdi. TOSAT zirvesine aslına bakarsanız ilerleyen zamanlarda Kanlatmış Televizyonu'na reklam verecek herkese de böyle bir hediyeyi siz buradan gönderin. Ben yine sponsorluğunu yaparım, tamam. Hiç merak etmeyin. Yani her zaman dediğim gibi... İçinde Tokat olsun, benim için bu yeterli. Tokat. Ne partisi, ne mezhebi, hiç önemli değil. Tokatlıların olduğu her yerde ben altına imzamı hiç düşünmeden, üstüne okumadan atarım. Tamam. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz değerli izleyicilerimiz. Başkana döneceğim ben en son olarak. Çünkü bir saatlik bir dilimi bize değerli arkadaşlarımız ayırdılar bugün. Tokatspor'un olduğu yerde düne kadar biz hep beraber olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bordo beyaz rengimiz olarak bakıyoruz. Biz Tokatspor denildiği zaman ne kadar İç Anadolu gibi dursak da biz Karadenizliyiz, içimiz titriyor. Yani horon tetmesek de halay çekiyoruz. Bakın. Bordomuz belki de oradan geliyor diyelim. Ben şöyle bir şey de söyleyeyim sizin vesilenizle. Biliyorsunuz ben çeşitli sektörlerde iş gruplarım var. Bunlardan bir tanesi de sizin de reklamını yayınladığınız EDD yapının yaptığı sanayi siteleri var. Sizde yayınlanan Araylar Sanayi Sitesi. Her zaman dile getiriyorum. Buradan tekrar dile getirmek istiyorum. Burası 58 dükkanlı. Biz dedik ki bize yakışan bunu 60'a çıkarmak. Bu dükkan sayısını planla bir değişiklik yaparak 60'a çıkardık. Plakamızı yakaladıktan sonra dedik ki bize yakışan bunun renginin bordo beyaz olmasıdır. Yani yaklaşık iyi bir ölçüdeki bu site 18 dönümlük arazinin üstüne kurulan bu site zannediyorum ki İstanbul'daki Tokatlıların da bir yüzü olacak. Bu projeye gelen Tokatlılara da ayrıca bir indirim uyguluyoruz. Açılışa da belediye başkanımızı, yine valimizi davet ettik. Umarım katılacaklardır. Bizi sevindireceklerdir. Biz de bu konuda İstanbul'daki Tokatlılara örnek olduğumuzu düşünüyorum. Projelerinde Tokat'a da, Tokatlılara da, Tokatspor'a da bir yer açarlarsa bunun için de şimdiden teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, evet milli değerlerimiz, yansıyan değerlerimiz, büyüyen değerlerimiz arasında şükürler olsun şu anda izlediğiniz Kanlatmış Televizyonu var. Evet, Kanlatmış Televizyonu'nun yaşaması için de TOSİAD'ın çok 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 önemli olduğunu ben biliyorum. Çünkü hem İstanbul TOSİAD, hem Ankara TOSİAD, Bursa'sı, İzmir'i, Eskişehir'i, Tokat'ıyla beraber biz beraber büyüyeceğiz. Eyvallah. Bu Kanlatmış Televizyonu'nun yaşam kaynaklarının en büyüğü sizlersiniz. Ticaretle uğraşan iş adamlarısınız. Ondan dolayı burada söylüyorum, şu telefon numarasından TOSİAD üyeleri Kanlatmış'a reklam versinler diyoruz. Veriyorsunuz ama evet, çoğalarak büyüsün. Peki son olarak sorum, içeride ne var? Kimler katılacak? Onları alalım. İpuçları vererek, çünkü önümüzdeki günlerde daha farklı sürprizleriniz olacak. Öncelikle biliyorum. Bir program var. Hı hı. Hüseyin Bey. Evet, ben de Tokatlı sanayici iş adamlarımıza, küçük işletmelerimize kendi reklamlarını Kanlatmış Televizyonu üzerinden yapmalarını öneriyorum. Her gittiğim yerde söylüyorum. Hatta bir çalışmamız var, sizin de bilginiz dahilinde. Tokatlar
Ankara Medya Grubu'nu Kanal 60'ın öncülüğünde Ankara'da oluşturmaya çalışıyorlar. Şu anda onun için bir ekip oluşturuyoruz. Buradan şunu da söylemek istiyorum. TOSİAD dün TOSİAD Yatırım AŞ'nin kuruluş kararını aldı. TOSİAD Yatırım AŞ Tokat'ta ciddi yatırımlar yapacak. Yapacak yani. Bunu Ender Bey de gelecek, bizimle birlikte olacak. Siz de bizimle birlikte olacaksınız. İnşallah bir yıl sonra yine bu stüdyoda Tokat'a TOSİAD Yatırım AŞ'nin yaptığı yatırımları da konuşuyor olacağız. Şimdi şöyle söylemek lazım Hüseyin Bey. Elimizdeki programda arkadaşlarımız çok ciddi emek sarf ederek hazırlanıyor bu programlar. Şimdi bir paragrafını sizinle okuyarak paylaşmak istiyorum. Diyor ki yönetim kurulumuz Tokat çatısı altında yapılacak her çalışmanın tüm paydaşlarının katılımıyla daha verimli, kaliteli olacağı ve Tokat ailesinin paydaşları olan valilik, kaymakamlıklar, üniversiteler, eğitim kurumları, yerel yönetimler, meslek odaları, özel sektör, basın yayın kuruluşları, siyasi partiler, Tokatlı STK'ların desteğiyle mutlaka başarıya ulaşacağına inanmaktadır diyor. Kim inanıyor? TOSİAD yönetimi, üyeleri buna inanıyorlar. Yani zira Tokat adına yapılan her çalışmada başarı da başarısızlık da bu saydığım kurumlarında olacaktır. Kimse kendini bir kenara koyamaz. Koyma şansı yok. Tokat'tan bir milletvekili seçiyorum. Ben oy veriyorum. Yani Tokatlı olarak konuşuyorum şimdi. Oy veriyorum, seçiliyor, meclise geliyor. 3 yıl, 5 yıl görev yapıyor, ikinci dönemini seçiliyor, bilmem ne, gidiyor. Valimiz keza böyle, belediye başkanlarımız, yani siyasi. Ama STK'lar duruyor. STK'lar Tokat için yapılması gereken, biraz önce Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi, her şeyi yapmaya çalışıyor. Bütün imkanlarını seferber ediyor. Keşke azıcık gayret arkadaşlardan da bekliyoruz. Büyüklerimizden de bekliyoruz yani. Sitem falan etmiyorum. Elbette katılacaklar. Elbette biz burada birleşeceğiz. Gücümüzü göstereceğiz. Yani göstermeliyiz burada gücümüzü. Bakın Hüseyin Bey, ben şöyle bir şey söylemiştim yine bir sohbette. Bilmiyorum, vardınız herhalde. Var olduğunuzu düşünüyorum. Başında 1,5 milyon nüfustan bahsetti. Tokat'ın 600 bin nüfusuyla 5 milletvekili geliyor. İstanbul'da biraz önce sevgili başkan 1 milyon nüfus dedi. Biz ona 600 bin diyoruz. Yani 5 milletvekili İstanbul'dan neden çıkarmıyor Tokatlılar? Biz siyasi partilerine bakmıyoruz ki. Ben Ankara'da meclise gittiğimde vekil Tokatlı ise İstanbul milletvekili olması, İzmir milletvekili olması, Tokat milletvekili olması beni ilgilendirmiyor. Beni onun Tokatlı oluşu. Mesela bir arkadaşımız var. İzmit'ten. Yani gidiyoruz, dertlerimizi anlatıyoruz. Turhal doğumlu sayın vekilimiz sağ olsunlar. Bizi dinliyor. Elinden gelen yardımları da yapmaya çalışıyor. Biz 5 milletvekili de İstanbul'dan çıkarsak, 200 bin nüfusu İzmir'den 2 milletvekili değil de 1 milletvekili Tokatlı çıkarsak, Ankara'dan bir tane çıkarsak yaklaşık meclisteki sandalye sayımız 20'ye ulaşıyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz Hüseyin Bey? Bu hayal mi? Evet, hayal. Ama hayal Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi gerçek oluyor. İnanırsanız gerçek oluyor. İnanmazsanız gerçek olmuyor. Dolayısıyla 20 milletvekili o meclisi sallar. Tokat'ın Yozgat üzerinden giden yolu 12 yıllarca, 13 yıllarca değil, bir yıl içerisinde yapılmış olur. Duble yol olmuş olur. Şimdi hemen peşinden izninizle herhalde programın sonuna doğru sonuna geldik. Şimdi bir paragrafını daha okumak istiyorum. Önemli olduğu için. İstanbul'a en çok göç veren iller arasında ön sıralarda yer alan İlimiz Tokat'a, İstanbul başta olmak üzere tüm gurbetçi Tokatlılara, genelde ise ülkemize çok faydalı sonuçlar ortaya koyacağına inandığımız ve toplantımıza yine bir slogan çıktı bu zirve şeyinden. Dil birliği, el birliği ve Tokat'ın birliği için. Herkesi davet ediyorum buradan. Herkesin katılmasını, gelsinler orada, kapıları kapatalım. İçeride tartışalım, niye bunu yaptınız desin. Bunlar eksik oldu desinler. Bir sonraki, onlar yaparlarsa bizim gözlemlediklerimizi onlarla paylaşalım. Hani onlar dediğim öz Tokatlı veya üvey Tokatlı yok burada. Hepimiz Tokatlıyız. Biz onlar dediğim eleştiren arkadaşlarımız elbette olacaktır. Eleştirilecek yani, bir şey yapılıyorsa eleştirilmeden olmaz. Eleştirilecekse
bize söylesinler hatalarımızı. Biz başında dediğimiz gibi burada bir kendimize çıkar ilişkisiyle ilgili bir şey yapmıyoruz. Biz işle ilgili bir şey yapmıyoruz. Tokat'ın evet dil birliği, el birliği, Tokat'ın birliği için varız diyoruz, devam ediyoruz. Başkanım. Son olarak bu şeye sordunuz Sayın Başkan'a protokolla ilgili. Evet, şube başkanımızın imzaladığı protokoldan bilgimiz vardır. Biz ekonomi zirvesindeki oranın masraflarını çıktıktan sonra kalan bakiyenin de sponsorlarımız var, sağ olsunlar. Onlar da sponsor olurlarken şunu da söylediler. Ne güzel dediler ya, sporun olduğu yerde dostluk vardır dediler, kardeşlik vardır dediler. Siz yok İstanbul tosi atmış, yok Ankara tosi atmış, biz bunlara bakmıyoruz. Biz Tokat Spor da burada var mı ona bakıyoruz dediler. Evet, çok önemlidir sevgili kardeşim. Çünkü her hafta bir maç oynanacak mı? Biz bütün kanallarda, sizin kanalınız dahil, bütün kanallarda Tokat'ın oynadığı maçları izleyerek Tokat'ın ismini ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Derdimiz de budur. Yine son olarak bunların hepsi birer projedir. Sağ olun, burada bize fırsat verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Biz Sayın Valimize bir proje sunduk. Tokat Spor'la ilgili. Giden onu da buradan iade etmek istiyorum. Mustafa Taşkesen Valimiz bir Tokat Spor İstanbul'a maça gelirken işte maddi zorluklar her yerde olabilirler. Bunlar ayıplanacak, kınanacak bir şey değil. İş adamlarımızdan destek beklentilerini dile getirmişti. Biz de elimizden gelen desteği vermiştik. Fakat biz o arada yine bir Ar-Ge çalışması yaptık. TOSİAD olarak. Dedik ki Almus'ta bir yerimiz var. Valiliğin, rahmetli Recep Yazıcıoğlu'nun yapmış olduğu ve şu anda yıkılmak üzere olan. Tufan Tepemiz. Evet, Tufan Tepemiz var. Bu Tufan Tepe'yi TOSİAD'a tahsis edin. 49 yıllığına. Projelendirelim. Biz oraya TOSİAD olarak, Tokatlı Sanayici ve iş Adamları olarak, valiliğimizin işbirliğiyle, işte duyarlı iş adamlarımızla birlikte 1000 metrekare kapalı bir spor kompleksi yapalım. Burada o spor kompleksinde Fenerbahçe'yi de ağırlayalım. Kamp merkezi yapalım. Kamp merkezi gibi Fenerbahçe'yi de ağırlayalım. Galatasaray'ı da ağırlayalım. Onlardan bir gelirimiz her yıl belli bir gelirimiz olur. Onunla ötesinde bizim ata sporumuz var, güreş. Orada hocalar gelsin, en ünlü hocalar bizde. Orada sporcular yetiştirsin, kulüplere satalım. Bakın yani bu hayal ama gerçek olabilecek bir hayal. Futbolcu yetiştirelim. Kayak merkezi önünde hemen bir göl var ki yapılabilecek bir konumda. Kayak merkezi, su sporları bunların hepsi bölgede yapılacak konumda. Bunları gerçekleştirelim Sayın Valim dedik. Vali çok heyecanlandı. Yine yad ediyorum ve selamlarımı, saygılarımı sunuyorum Mustafa Taşkesen Valim'e. Mustafa Taşkesen Valim'in tayini çıktıktan sonra bu projeyi mevcut Cevdet Can Valimize anlattım. O da sağ olsun ilgilendi. Dedi ki oranın işte bir takım prosedürleri var. Orman dairesine verilmiş. Oradan geri alınacak. Özel idareye geçecek. Elbette çok güzel olur çocuklar dedi. Sağ olsun. Valimiz de bize destek verdi bu konuda. Eğer bu olursa biz Sayın Başkanıma da buradan söz veriyoruz. Buradan çıkacak ne çıkar ne çıkmaz elbette Tokat Spor'la birlikteyiz. Birlikteliğimiz ölene kadar devam edeceğine inanıyorum. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Erdem Bey, Ender Bey size son sözü verelim. Hem Tokat Spor için hem bu zirve için hem de TOSİAD için. Ben öncelikle şöyle söyleyeyim. Ben gerçekten bir Tokat sevdalısıyım. Ailemden, akrabalarımdan, eşimden, dostumdan ayırdığım zamanı Tokatlılara veriyorum. Büyük ailem dediğim Tokatlılara veriyorum. Umarım bu programda ve bundan sonra yapılacak Tokat için yapılacak. Siyasi bir amaç için değil, bireysel bir amaç için değil, egoları tatmin etmek için değil, birilerinin bir yerlere gelmesi için değil. Sadece Tokat ve Tokatlılar için yapılacak tüm programlarda umarım onlar beni mahcup etmezler. Tüm Tokatlıları çok seviyorum. Başkanımın da dediği gibi iş adamlarımız da Tokat Spor'un bağı ölümsüz olur demişti. Umarım öyle olur. Biz Tokatlıların olduğu her yerde varız diyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum şahsınıza, tüm Tokat Spor'umuza. Değerli izleyicilerimiz, sanayisiyle, iş adamıyla, kültürüyle, sporuyla, medyasıyla
Tokat 17, 17, 17, 17 Ocak Levent'te onu Grand, okuyacağım başkanım. Evet. Okuyacağım. Orada herkesi bekliyoruz. Her şeyle beraber Tokatlı şaha kalktı. Tokat artık kabuğuna sığmıyor dedik. İstanbul'daki Tokatlılar, Ankara'daki, İzmir'deki, Eskişehir'deki, Bursa'daki, Kırıkkale'de Tokatlılar Derneği var biliyorum başkanına. Baktığınız zaman Frankfurt'ta Tokatlılar Dernek Başkanı'nı iyi biliyorum. Türkiye'nin neresinde olursa olsun biz aslında bakarsanız hep yakınız. Özellikle şimdi ekranlardan sizlere daha fazla seslenmek güzel oluyor, hoş oluyor. Tokatlılarla beraber olmak çok farklı bir duygu. Şu anda dünyanın herhangi bir yerinde nerede bir Tokatlı varsa bu stüdyoda kilitlendiğini biliyorum. Böyle etkinliklerde hep beraber olacağız. Tokatlı'nın gücünü, Tokatlı'nın yapısını, Tokatlı'nın kültürünü tüm dünyaya yansıtacağız. TOSİAD, İstanbul Ekonomi Zirvesi, Tokat'tan Yeditepe'ye, Yeditepe'den Yedikıta'ya. 17 Ocak'ta hepiniz davetlisiniz. Evet, bakıldığı zaman Büyükdere Caddesi, Levent, İstanbul'da ki bu toplantıda siz değerli izleyicilerimiz orada olacağız. Kanatmış Televizyon olarak da biz bu organizasyonun tamamını siz değerli izleyicilerimize medya sponsoru olarak buluşturacağız. Onu dile getireyim. Birazdan Gül Yaman siz değerli izleyicilerimizle beraber olacak. Yine Tokat'ın türküleriyle siz değerli izleyicilerimiz Kanatmış ekranlarında kalmaya devam ediyorsunuz. Dünyada Tokatlıların ekranından Kanatmış Televizyon'dan muhabbetlerimizi sunuyorum. Değerli başkanlarımıza başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Mali Yapı Açıkça Konuşalım'ı sundu.